Cuma Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sizler de bizi onurlandırdınız, teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Aynı şekilde efendim, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz bizleri burada misafir ettiğiniz için. Ve ben röportajıma öncelikle Cuma Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Cuma Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz. Cuma Yıldırım ben. 1979 Diyarbakır doğumluyum. Evli iki çocuk babasıyım. Yaklaşık 8 yıldır kuru temizleme sektöründeyim. Evet, aslında bölgedeki bir açıklığa da gidermişsiniz. Kesinlikle. Bu konseptte yani bölgenin de ihtiyacı vardı. Çok çok. Biz buraya geldiğimizde kaliteyle ilgili birçok eksiklikleri gördük. Vatandaşlarımıza güzel bir hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Neler yapıyoruz burada? Buyurun. Burada öncelikle 3 sistem olarak çalışmaktayız. Perakende normal vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Toptanımız var, işte yıldızlı oteller ve yıldızlı restoranlara. Sonrasında spalara. Tabii farklı farklı parkurlarımız, yani 3 parkurdan oluşan parkurumuz var. Zeytinburnu bölgesinde bütün sitelerle çalışmaktayız. Bu çok ciddi, hızlı sürede çok ciddi mesafeler. Kesinlikle. Sizin hizmet verirken olmazsa olmazlarınız neler? Vardır mutlaka bu 9 yıllık periyotta. Her gün binlerce çeşitle karşılaşıyoruz burada. Bunlarla diyalog içerisinde çalışmak çok önemli. Evet. Öncelikle gelen ürünü tanımak, kumaşın hangi deterjanlarla veya leke çıkarıcı... İyi analiz etmek lazım. Kesinlikle, aslında. Ve kişi kesinlikle. Bizden ne istiyor? Ne istiyor? Kalite istiyor. Kesinlikle ürünün bozulmamasını istiyor, ürünün daha iyi hale gelmesini istiyor. Tabii eskiyi yeni hale getiremiyoruz ama kirliyi kesinlikle temizleyebiliyoruz. Hizmet olmadığı zaman zaten ticaretin anlamı kalmayacak. Çünkü memnuniyet çok önemli. Evet, yani şunu söyleyebiliriz. Aslında Cuma Bey empati zihniyetiyle hareket ediyor. Kesinlikle. Buraya gelenler zaten ürünü verelim de gidelim anlamında değil. Muhabbetimizi, sohbetimizi, çayımızı içeriz. Dertleşiriz bazen. Öyle sıcak bir atmosfer var burada. Beyaz İnci çok farklı bir aile. Bizim sektörde sürekli tavsiye çok önemli. İşte hanımefendiler gelir. Derler ki işte ya Beyaz İnci'ye gittik biz. İşte çöpten çıkardığımız ürünü bize yeni hale getirip bize verdi. İşinizi kötü yaparsanız kötü sonuçlar alırsınız, iyi yaparsanız da iyi sonuçlar alırsınız. Kaç kişilik bir personel kadromuz var? Şu an kuru temizleme bölümünde 16 tane, çamaşırhane bölümünde 8 tane, 3 tane aracımız var. Avrupa yakasının tamamına hizmet veriyoruz. Evet. Toptan perakende ayrı zaten. Evet. Ha, bu arada şunu söyleyeyim ben, evet. Çamaşırhane sektörünü söylüyorum. Biz çok etik çalışıyoruz. Hatta çalıştığımız firmalara şunu söylüyoruz, IP numarasını verip 24 saat bizi gözetim altına alabilirsiniz. İşte ürünlerimiz ne şekilde yıkanıyor, ne şekilde... Şeffaf her şey, dürüstlük kesinlikle, aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Buradan şunu da değinmek istiyorum. Tüketici olarak bazen biz de bilinçsiz davranıyoruz. Hatta biz uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Bu bizde bir algı. Kesinlikle. Yani çünkü ekonomik şartlar, yaşam düzeyi belli muhakkak, olabiliyor. Muhakkak, günümüzde. Bizler nelere dikkat edelim bu konuda? Yani biz nasıl anlayabiliriz? Bize tavsiyeleriniz neler bu konuda? Yani tüketiciye tavsiyem şudur. Yani, günümüz şartlarında çok zor şartlarda aldığımız bir ürünü işte 1 liradan, 2 liradan kaçarak onu mahvedebiliyoruz. Daha da çok zarara gidiyoruz. Zarara gidiyoruz. Evet, tüketici hakemlerimiz var ama o da uzun bir süreç. Evet. Bu konuda zaten gelen misafirlerimizi kesinlikle üzmüyoruz. Olabiliyor bazen 3000'de, 5000'de bir hatalar yapabiliyoruz. Karşılamasını yapıyoruz. Yani bedelini ödüyoruz. Peki dönersek bir 9-10 sene önce hedeflerinize evet. Ulaşabildiniz mi? İstediğiniz noktada mısınız ya da bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak? Açıkçası tanıyanlar bunu çok çok iyi bilirler. Hayal ettiklerimizin çok çok üzerindeyiz. Sağlam kadroyla, güçlü kadroyla, bilgili kadroyla çalıştığımız için bunların da mükafatını alıyoruz şu an. Aslında hedef hiç bitmiyor. Bitmiyor, evet. Yani insan hayatında... Tabii onu çok iyi anladım. Gelişen bir teknoloji var. Evet. Burada kullanılan makineler de çok önemli. Çok çok önemli. Avrupa standartlarında Avrupa'dan zaten ithal ettiğimiz makineler bunlar. Evet, biz bu hedefleriniz yolunda başarılı elde edelim. Çok teşekkür ediyorum. Buradan son olarak buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize, aslında tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Bizim sloganımız biz bir inciyiz. Gerçekten de bizi tanıyan, bizi tercih eden misafirlerimiz bunun farkında. Evet. Sloganımıza layık olmaya çalışıyoruz. Evet. İşimizi çok severek yapıyoruz. Büyük bir aşkla yapıyoruz. Sadece biz ticari açıdan bakmıyoruz. Evet. Aile olalım. Bizi tanıyın. Mutlu olalım. Bize mutluluk getirin.
Sizler de buraya geldiniz, bizi şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Aynı şekilde bizlere ait. Çok teşekkür ederim. Biz herkese o zaman en azından bir çay kahveye davet kesinlikle edelim. Kesinlikle bir tanıyın. Her şey ticarette değil. Evet, kesinlikle. Tanıyın. Bir tanışmaları diyeyim. Yeter diyelim efendim. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Cuma Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sağ olun. Teşekkürler.